sınırını aşma istersen. Aşacağım. Sırf dikkat çekmek için sonunda oğlunun üzüleceğini bile bile yaptığın şeye bak ya. Senin derdin böyle kafa dinlemek falan değil ki. İşte bu da Furkan'ın dikkatini çekmek için yaptığın o saçma sapan şeylerden biri. Sercan da hiç umurunda değil, değil mi Burcu? Onu da kullanıyorsun. Evet. Haklısın. Dikkat çekmek için yaptım. Ama Furkan'ın değil. Yani Sercan'ın dikkatini çekmek için. Hem bunu Furkan da görsün istedim. Sonuçta ben ortadan kaybolunca Sercan beni çok merak edecek, endişelenecek. Furkan da bunu görecek. Öyle düşündüm. Evet tamam, saçma sapan bir karardı. Ama sonuç olarak böyle bir şey yaptım. Ya çünkü dengem bozuldu sizin yüzünüzden. Ne yapayım? Bizim yüzümüzden. Evet. Yani siz beni hastalığımı kullanıyor olmakla suçladınız resmen. Bu ne kadar kırıcı bir şey bir insan için, farkında mısın? Çok canım yandı. O an bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de böyle bir şey yaptım işte. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ben sana zaten tüm kalbimle inanıyorum. Sen hiç merak etme, olur mu? İnanman için anlatmadım. Yani ister inan, ister inanma, sana kalmış. Hatta istersen Furkan'a gidip her şeyi anlatabilirsin. Furkan'a hiçbir şey anlatmayacağım. Tabii şimdilik. Murat Bey, atıldı imzalar galiba değil mi? Atıldı, atıldı. Hayırlı olsun o zaman. Mutlu mesut inşallah. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Nazlım, yavrum kutluyorum Murat Bey oğlum. Mutluluklar. Zeynep ne yaptı biz yokken? Odasında uyuyor, hiç merak etme. İyi. Bu yaşananlardan sonra açıkçası ben kendime geldim. Onu çok sevdim ve birlikte bir hayat kurmak istediğimden eminim. Ben de bu süreçte Sercan'ın benim için ne kadar endişelendiğini görünce benim için ne kadar doğru kişi olduğuna tekrar emin oldum. Demek Burcu'yu bulamayınca çok korktun, öyle mi? Anlıyorum seni, gerçekten. Ama tabii bu süreçte birbirinizin kıymetini anlamanız çok güzel olmuş. Gerçi Can da çok üzüldü, çocuk çok ağladı. Çok merak etti annesini ama. Olsun, ne yapalım? Olur öyle. Öyle oldu maalesef. Burada mıydı? Ben de seni arıyordum. Yatalım mı? Çok güzelsin. İyisin değil mi? Biraz tuhaf geliyor ama çok iyiyim. Tuhaf gelmesin canım.
sonra bir aradayız. Yeniden evliyiz. Her şeyden önemlisi de Zeynep iyileşiyor artık. Yani bizi mutlu edecek çok şey var. Bundan sonra da hep olacak. Hep böyle olacak. Biliyorum. Çünkü sana her baktığımda her şeyin çok güzel olacağını inanıyorum. Bizim hastanede ya da holdingde, otelde, herhangi bir şirketimizde sana uygun bir pozisyon ayarlayacağım. Bundan sonra geç kaldım değil, yeni bir sayfa açacağım diyeceksin. O günler artık çok geride kaldı. Bundan sonra artık yanında ben varım. Hem ayrıca kimse iş hayatına böyle profesyonel başlamıyor. Canımı iste, benden sana canımı vereyim. Cihan, geride bıraktığım herkes, her şey, tüm hayatım, hepsi sana emanet. Sakın unutma. Zeynep'in yüzündeki gülümseme sen olacaksın. Babam beni buraya ilk getirdiği zaman bana şu koltuğu göstermişti. Bir gün o koltuğa oturmak istersen oğlum olduğun için değil, hak ettiğin için oturdum işte. Hak ettiğimi sanmıştım. Sana bugüne kadar yaşadıklarını, cezaevinden kalan bütün alışkanlıklarını unutturacak bir hayat sunabilseydim keşke. Ama yapamadım. Benim hatamın bedelini sen de ödüyorsun şimdi. Ama gene de sırtını dönüp çekip gitmedin. Hep yanımda oldun. Bugün de, bu mutlu günümde yanımda ol istiyorum kardeşim. Gittim okula. Gitti, gitti. Hani dün ortadan kaybolduk ya biz. Hiçbir yere gitmeyeceksiniz diyor bilmiş. Kenan aradı mı seni? Aradı. Halletmesi gereken bir ufak işi varmış. Halledip hemen gelecek. Ondan sonra çıkacağız. Tamam. Esin Hanım. Efendim Esin Hanım, buyurun. Murat Bey merhabalar. Zeynep'in tedavi süreciyle ilgili son durumu bildirmek için aradım. Buyurun dinliyoruz. Zeynep'in durumu çok hızlı bir şekilde iyiye gidiyor Murat Bey. Testler beklediğimiz gibi çıkarsa Zeynep'in tedavisini tamamlayacağız. Kenan Bey ile birlikte belki son bir seansa daha girmeleri gerekebilir. Nasıl? Yani gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Var ama kararımızı son test sonuçlarına göre vereceğiz. Dediğim gibi durum bu şekilde ilerlerse son kürünü vereceğiz. Benim de umudum bu yönde. Sizi de bilgilendirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyileşiyor. Allah'ım çok şükür. Sevgilim. Neredesin? Burada mıydın? Ne yapıyorsun? Midem kazındı. Biraz bir şeyler atıştırdım. Burcu niye gelmiş? Arkadaş olmak istiyormuş. Arkadaş mı? Yaşananları unutalım. Yeniden arkadaş olalım diyor. Eskisi gibi yani. İyi. Umarım gerginlikler geçer.
Niye açmadın? Önemli değil canım. Eşle ilgili. Ben bir markete gidip alışveriş yapayım akşamı için. Niye? Evde her şey var. Sen ne istiyorsun ki? Yok bırak. Yani evdekilere bırak. Değişik bir şeyler alırım ben şimdi. Gideyim markete. Görüşürüz birazdan. Görüşürüz. Kadının telefonunu almışım yanlışlıkla ya. Çok ayıp oldu. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Bak gördün mü her şey yoluna giriyor tekrardan. Gerçekten de vazgeçmemek gerekiyormuş. Öyle abi. Hem bak gene birlikte çalışacağız. Her şey çok güzel olacak. Hoş geldiniz. Ne içersiniz Murat Bey? Sağ ol Gül, ben bir şey almayacağım. Sen? Yok abi sağ ol. Ha, Gül, Nazlı nerede gördün mü? Odasında efendim. Tamam teşekkür ederiz. Nazlı'ya da bu güzel bir ev vereyim. Tamam. Murat. Çok güzel bir şey bu. Artık ağlamak yok. Hiç ağlamak yok. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum. Olsun. Gene de ağlama. Bir şey mi söyleyeceksin bana? Sana çok güzel bir haberim var. Kenan'ın iş görüşmesine götürdüğüm arkadaşım var ya, bana ortaklık teklif etti. Gerçekten mi? Butik otel projesini birlikte yürüteceğiz. Sonrasında da oteli birlikte işleteceğiz. Çok güzel bir haber bu. Tebrik ederim seni.